27. Bölüm Ferrari'yi Kalben Terk Edebilmek Robin Sarman'ın ünlü kitabı Ferrari'sini satan bilgi bütün dünyada modern yaşamın mutluluk reçetesi olarak algılandı ve yorumlandı. Hikayesi kısaca şöyleydi. Zeki, yakışıklı, cesur ve çok başarılı seçkin bir avukat olan Julian Kalp krizi geçirerek mahkeme salonunda yere yığılır. İyileştikten sonra yaşamını değiştirmek ister. Çoğu kimsenin sadece hayal edebileceği şöhretini, banka hesaplarını, malikanesini, özel jetini, tropikal adasını ve kırmızı ferrarisini elden çıkarıp Hindistan'da sade bir hayat yaşamaya karar verir. Huzuru sade ve mütevazi yaşamakta bulur ve mutlu olmayı başarır. İnsanoğlu hızlı yaşantı, başarı tutkusu, doyumsuzluk, zevk ve eğlence coşkusu ile mutluluğu arama çabası verirken ne yazık ki kendini somut zevklerek kapılmaktan kurtaramamakta. Tansiyonunu bile denetleyemeyen insanın doğaya hakim olduğunu düşünmek oldukça zor. Bunu gören kişi kendisini güçsüz, zayıf ve yetersiz hissetmekten alıkoyamadığı için şiddetle sarsılıyor. Hayatı varoluşu sorgulamaya başlıyor. Ölümle yüzleşiyor. Mikroskobik canlılar onu korkutuyor. Böyle bir ruh durumunda, içindeki sonsuzluk arayışı onu hayatı ile ilgili tarihi kararlar vermek veya deve kuşu yöntemiyle gerçekleri görmezden gelmek ikilem arasında bırakıyor. İşte ünlü, varlıklı ve başarılı genç avukat, hayatının kritik bir anında kırmızı ferarisinin sembolize ettiği her şeyi terk edip sade yaşamı ve mutluluğu seçebiliyor. Peki bu karar, kendisi ve ona benzeyen diğerler için ne derece doğru? Bugün biliniyor ki. Tibet'te yaşayanlar yoksulluklarına rağmen mutlu olmayı başarıyorlar. Fakat diğer taraftan sadece ruhani bir yaşandı içerisinde mutlu olmak da bencilliğin bir başka türü değil mi? Eğer Edison da böyle davransaydı yine aynı icatları yapabilir miydi? Bunları göz önüne aldığımızda doğru bir yaşam için önümüze üçüncü bir seçenek çıkıyor. Mevlana gibi Sufilerin ve modern çağ dervişlerinin tezi olan dünya elinizde olsun ama gönlünüzde olmasın düşüncesi ve kaybettiğinize fazla üzülmemeyi, kazandığına çok sevinmemeyi amaç sayan suyut idealleri olan peygamber öğretileri. Var olan amacımızın İyi insan ölçülerinde yaşamakla gerçekleştiği muhakkak. Bunun yanında hakiki mutluluğun ölüm ötesi mutluluğu da kapsayacak şekilde semavi öğretilerin tezlerini temel alarak yaşanmasının önemli bir değer olduğu kabul ediliyor. Rahat, insanca ve namerde muhtaç olmadan yaşamak isteği hem bir hak hem de insanlığın gerçeğidir, geriyidir. Çünkü insanın temel ihtiyaçlarının karşılanması dışında elinde olan şeyleri başkalarını memnun etmek için kullanması dünyayı daha yaşanılır kılar. Toplumların ilerlemesi, insanlığın huzuru için çalışıp sahip olduklarını terk etmek davranışın bütün dünyada hakim olduğunu bir düşünün. Acaba sonuç ne olurdu? Duygusal açıdan zekice bir tutum. Gerçek bahtiyarlık, mutlu ve üretken olmayı başarabilmek ise Ferrari'yi satmak çözüm değildir. Sahibi olduklarının ihtiyaçtan fazlasını, başkalarını mutlu etme yolunda kullanmak, bireysel ve toplumsal barışa daha çok hizmet eder. Bu duruş hem mantıksal hem de duygusal anlamda daha zekicedir. Duygusal zeka kavramı ile ilgili duyguların bilimsel bir kategori olduğu anlaşılmıştır. Duyguların eğitiminde dünyayı fiilen değil kalben terk ediniz tavsiyesini yeniden keşfetmeye ne çok ihtiyacımız var. Ekler Ek bir Duygusal zeka kendini değerlendirme ölçeği Bazı sorular okuyacağım. Eğer okuyacağım sorulardaki şıklara az cevabını verecekseniz bir, orta cevabını verecekseniz iki, çok diye cevap verecekseniz üç, çok sık diye cevap verecekseniz 4 puanlama olarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Sorular. Duygularımı tanıyorum. Duygularımı ifade ediyorum. Başkalarının neler hissettiğini anlıyorum. Birisi konuşurken ne ima etmek istediğini anlıyorum. Başkalarının hakkımda hissettiklerini anlıyorum. Duygularımı kontrol edebiliyorum. Eleştirileri dinliyor ve değerlendirme yapıyorum. Hayal kırıklıklarından sonra çabuk toparlanabiliyorum. Zorluklar karşısında olumlu, sakin ve dikkatli olabiliyorum. Kendime değer veriyorum. Öz eleştiri yapabiliyorum. Kendimi nasıl mutlu edeceğimi biliyorum. Zorlukların üstesinden gelebildiğimi biliyorum. Problemler üzerinde dikkatimi yoğunlaştırabiliyorum. Kendimi baskı altında hissettiğimde ne yapacağımı biliyorum. Doktor Nevzat Tarhan tarafından geliştirilmiştir. Devam ediyoruz. Bir sorunum olduğunda paylaşabileceğim kişiler var. Başkaları sorunları olduğunda benimle paylaşabiliyorlar. Zorluklarla karşılaştığımda kolay vazgeçmiyorum. Beraber olduğum insanlara güveniyorum. Yaşama ait hedeflerimi gözümde canlandırabiliyorum. Daima kendime yedek hedefler seçiyorum. Hedefime ulaşmak için çeşitli seçenekler üretiyorum. Hedefime ulaşacağım konusunda kendime güveniyorum. Yaşamımın kontrolünde, kontrolün elimde olduğunu düşünüyorum. İçsel huzurumu yerinde olduğunu düşünüyorum. Övüldüğümde şımarmıyorum. Hiç kimseyi küçük görmüyorum. Kendimi sorgulayabiliyorum. Gerçeklerden kaçmıyorum korkularımı kontrol edebiliyorum. Ölümden sonrası gerçekçi değerlendirebiliyorum. Kendimle barışığım. Genelde pozitifim, ümitsizliğe düşmüyorum. Çoğu zaman iyimserim. Duygularım çoğu zaman istikrarlı. Ne çok titizim ne de dağınığım. Başkalarının hakkına saygı duyuyorum. Çalışma arkadaşlarımla uyum içindeyim. Ailemle uyum içindeyim. Çalışmaktan zevk alıyorum, tembelliği sevmiyorum. Para ve malı amaç olarak görmüyorum. Cinsel arzularımı kontrol edebiliyorum. İnsanları genel olarak seviyorum. Alçak gönüllü olduğumu düşünüyorum. Bir haksızlığa uğradığımda kusuru hemen başkasına atmıyorum. Haksızlığa uğradığımda önce kendimi sorguluyorum. Karar verirken ve konuşurken durup düşünüp sonra harekete geçiyorum. Başkalarını düzeltmek yerine kendimi düzeltmeye çalışıyorum. Alışveriş yaparken durup düşünüp sonra karar veriyorum. Öfkemi çoğu zaman kontrol edebiliyorum. Aksine bir davranış görmedikçe insanları dost kabul ediyorum. Kendime güveniyorum. Uykumu çoğu zaman düzenleyebiliyorum. İdeal kilomu koruyabiliyorum. Problemler karşısında sorun odaklı değil, çözüm odaklı düşünebiliyorum. Genelde planlı yaşadığımı söyleyebilirim. Verici olmaktan, insanlara yardım etmekten zevk alıyorum. Eğlenceye zaman ayırabiliyorum. Spora zaman ayırabiliyorum. Hayvanları seviyorum. Küçük şeylerden mutlu olabiliyorum. Birisi beni suçladığında hemen savunmaya geçmiyorum. Çok sık kıskançlık hissetmiyorum çabuk alınganlık göstermiyorum. Bencil olmadığımı düşünüyorum. Genelde aceleci ve sabırsız değilim. Başkalarının yüz ifadelerinden düşüncelerini okuyabiliyorum. Kendimi kolayca başkalarının yerine koyabiliyorum. Saçma sorularla beni rahatsız edenlere sabırlı davranıyorum. Başkalarının duygularına kolayca ortak olabiliyorum. İnsanları rahatlatmayı başarabiliyorum. Başkalarını ikna ve inandırma gücüm var. Genelde güler yüzlüyüm. Espri yapabiliyorum. İnsanlar benim yanımda kendilerini rahat hissediyorlar. 200 yüzlü insanlardan hiç hoşlanmıyorum. Dünyayı düzeltmek yerine kendimi düzeltmeye çalışıyorum. Acıma duygusu yüksek, şefkatli bir insanım. Yetinme duygusu olan, kanaat edebilen bir insanım. İçten ve samimi bir kişi olarak tanınıyorum. Bütün sorulara verdiğiniz cevapları toplayıp ikiye bölün. Puanınız 1 ile 40 arasındaysa tehlike işareti. Profesyonel yardım ihtiyacınız kesin. 40 ve 80 arasındaysa sınırdasınız. Yardım almalısınız. 80-120 arasındaysa iyisiniz ama daha gelişmelisiniz. 120 ve yukarısındaysa yüksek duygu gücünüz var. Kararlı ve tutarlı bir biçimde devam ederseniz model insan olursunuz. Ek 2 kıskançlık ölçeği. Yine bazı sorular, cümleler okuyacağım. Eğer az diye cevap verirseniz 1 puan, sıklıkla diye cevap verirseniz 2 puan, çok sık diye cevap verirseniz 3 puan olarak puanlayabilirsiniz. Cümleler Yeterince ilgi göremediğimde kırılırım. Kolay inanırım. Hemen vazgeçebilirim. Sık sık fikir değiştiririm. Sürekli güvenilmek isterim. Devamlı beğenilmek isterim. Genellikle olaylara abartılı tepki veririm. Bulunduğum ortamda fark edilmeye çok önem veririm. Sevdiğim kişinin başkasına ilgi göstermesi beni çok rahatsız eder. Kıskançlığımı öfke biçiminde yansıtırım. Kıskançlığımı küskünlük biçiminde yansıtırım. Hayali aldatılma korkum vardır. Kıskandığım kişiyi yüceltmek, övmek yerine onu incitirim. Zaman zaman kuşku fırtınaları yaşarım. Sevdiğim kişinin telefonla uzun konuşmasını ve birisiyle fazla ilgilenmesini sorun ederim. Sık sık sevilmediğim duygusunu yaşarım. Eşimin bana olan ilgisinin azalması durumunda hemen aldatıldığımı düşünürüm. Eşim her söylediğimi yapmazsa ondan kuşkulanmaya başlarım. Beni kıskandıran kişinin kusurlarıyla çok uğraşırım. Sorunlar karşısında suçun bir bölümü benim üzerimde diyemem. Değerlendirme. Tüm sorulara verdiğiniz puanları toplayın. 0-20 arası ise sağlıklı sınırlarda kıskançsınız. 20-40 arası ise kendinizi eğitmelisiniz. 40-60 arası ise profesyonel yardım almanız gerekir. Ek 3. Kendini Değerlendirme Anketi. Ön bilgi. Aşağıdaki kişilerin kendilerine ait duyguları anlatmada kullandıkları bir takım ifadeler verilmiştir. Her ifadeyi önce okuyun. Sonra da şu anda kendinizi nasıl hissettiğinizi ifadelerin sağ tarafındaki parantezlerden uygun olanı karalamak suretiyle belirtin. Sorular için doğru ya da yanlış cevaplar yoktur. Herhangi bir ifadenin üzerine fazla zaman sarf sizin o anda nasıl hissettiğinizi gösteren cevabı işaretleyin. Devam edeceğiz. Bölümün sonu.